İç kanama vardı. Çok kan kaybetmiş. Kurşun midenin altından girip bir damarı parçalamış. Karaciğere saplanmış. Yani? Hayati tehlikesi sürüyor. Bir süre yoğun bakımda kalacak. İlk 48 saat kritik süre. Elimizden geleni yapıyoruz. Sık dişini biraz dayı. Kahpelik seni öldürmez. Kalk ki sana kurşun sıktıranı da göresin. Tombaladan mı çektin lan bu adamları? Abi hiçbiri bizi tanımıyor. Toplama adam. Para verdin mi bu adamlara? 3-5 kuruş ceplerine sıkıştırdın. Çabuk git, paraları yemeden sık kafalarına şerefsizleri. Peki abi. Polisler seni arıyormuş. Kimseden korkum yok. Boşanmayı kabul etmezsen seni ihbar ederim. Seni öldürürüm. Ben size işi verirken dedim ki, eğer beceremezseniz kafanıza sıkarım. Sayfayı vurmuşlar. Doğru ama bir şey yok. İyileşecek. İyi. Sayfayı sever. Biz de sizi ziyaret edecektik. Hayırdır? Hem bir bardak çayını içelim dedik. Hem de yakın bir dostumuzun başında bir bela var. O konuyla ilgili görüşelim dedik. Konu neymiş? Abi senin Erdal. Bizim bir avukat arkadaşı olmaz işler yapmış. Erdal. Avukatın kardeşini alıkoymuş, tehdit ediyormuş. Kafayı mı yemiş bu oğlan? Kafayı yemiş. Erdal işini kafanıza takmayın. Ben halledeceğim. Eyvallah. Sıyrık deyip geçme Polat'ım. İltihabı var, mikrobu var. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Seyfo dayı kaçırtmaya kalkışan Tuncay. Ne alaka Can Polat? Ne iş olur Tuncay'ın Seyfo'yla? Kolumdaki sıyrığı hastanedekiler dışında bir de vuranlar biliyordu. Vay vay. Namlunun ucundasın. Razia'ya bir haller oldu. İhtiyarladıkça huysuzlaştı. Hem olmaz işlerin içine girdi, hem de beceremediği işlerden herkesi mesul tutar oldu. Uzun süre yurt dışında yaşadığı için bir bilgi edinemedi. Leyla. Enteresan. Adamın hikayesinde her şey var ama yaşayan tanığı yok. Bir tek Leyla. Lübnan'dan araştıralım. Peki efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Tanıştırayım anne. Hoş geldin. Memnun oldum efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin yavrum. Çay içer misin evladım? Size zahmet olmazsa. Ne zahmeti evladım? Anaların güzeli. Ne haber fıstık? Canım. Al bakalım. Çayın hazır. Bu silahların PKK'nın eline geçtiği yazılıyor, söyleniyor. Türkiye bu haberle çalkalanmaya başladı. Ama nedense KGT bu konuda sessiz kalmayı yeğliyor. Aslami, siz bize bilgi verin ki biz de ona göre gerekli adımları atalım. Ne bileyim, gerekirse basını susturalım. Abi bir deli karı yüzünden akıl hastanesine mi gideyim? Lan millet rapor almak için ettiğini karıştırıyor. Sen gurur yapıp eline yüzüne bulaştırıyorsun. Kalk Erdal, kalk, yürü git. Polise teslim ol. Ben hastanenin başhekimiyle görüşürüm. Ne yapıyor hukuk halimi? Bir ilerleme kaydettiler mi? Erdal'ın adamı tutuklandı. Aman iyi iyi. İtin kuyruğunu sen sıkı tut da kafasını biz tutarız. Mutlaka Erdal'a ulaşmamız lazım. Eren'e ulaşmak için. Ne olur çıkar beni buradan. Lütfen çıkar yavrum. Eren'in nerede olduğunu söylersen sana Canan'la ilgili bir sır vereceğim. Gidin. İstemiyorum sizi. Alın bunları. Alın. Alın. Çalarım lan. Tamam. Akıllı olma. Tamam. Burada mı akla geldi? Tamam. Çocuğa ağız mı ekmek bıraktın? Ne çocuğu lan? Şu Erdal'ın alıkoyduğu çocuk. Hayır Erdal'a da, sana da, çocuğa da, topunuzun çapına da. Oh.
Abidin tuzağa düştük. Abidin geri bas! Abidin geri bas! Şoför arkadaşınızı kaybettik ama siz çok ucuz kurtulmuşsunuz. Arkadaşınızın skapulasını, kafa derisini kurşun sıyırmış. Koluna giren kurşunsa kemiğe değmeden çıkmış. Bir hafta otelde kalacak, kas dokusu zedelendiği için. Peki ucuz kurtulduk da ben niye ölüyorum doktor? Aman efendim yapmayın. En iyi durumda olan sizsiniz. Kurşun bacağınıza bir santim aşağıdan girse damarları parçalardı. Göğsüme ne oldu? Çok ağrıyor. Enfarktüs geçiriyor olmayayım. Babam da kalp krizinden gitmiştir rahmetli. Kas ağrısı efendim. Bütün tetkikleriniz yapıldı. Rahat olun. Peki niye dilim kuruyor? Efendim korkudandır. Şşş! Terbiyeli konuş. Olayın şokundan demek istemiştim. Tamam tamam. Aman iltihap falan kapmayalım da. Neyse ne. Müsterih olun efendim. Şimdi dinlenmeniz gerekiyor. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğunda butona basmanız yeterli. Tekrar geçmiş olsun. Abidin, eleman çağırdın mı? Güvenlikte miyiz? Bütün giriş çıkışlar kontrol altında. Çocuklar burada. Bir kere yırttık, bir daha yırtamayız. Verilmiş sadakamız varmış. Abidin, ceketim nerede? Dolapta abi. Ya çıkarken almasaydım? Çok şükür abi. Ben doğadan yırttım. Sen kalın kafandan yırttın. Olan şoför vehbi oldu. Bakın ailesine sevaptır. Ulan abidin, bu kurşunu kafandan hakikaten çıkarttılar mı? Girmedi ki abi, sıyırdı. Ya dikilme başımda türbe taşı gibi. Git yerine otur. Beni sinirlendirme. Hangi kansız kanımızı döktü lan? Abidin. Ne oluyor lan? Herkes sırasını savar gibi vuruluyor. Kim yapmış? Bir imza var mı?
Hiçbir şey yok abi. Olmaz tabii. Memlekette delikanlı mı kaldı ki ben sıktırdım diyecek. Abi Devlet Uncay kime yanlış yapmış ki bu işi yaptılar? Tam otomatikle taramışlar. Belli ki alacak verecek davası değil. İhale iş. Ama belli ki öldürmemek üzere sıkmışlar. O kadar mermi yaktıktan sonra gider iki tane de kafasına sıkarlardı. İyi de abi kim ihale etti? Ne lan arkandan gizli iş çeviriyormuşum gibi sorular sorup duruyorsun. Ben ne bileyim kim ihale etti? Bayram değil, seyran değil. Gel bir de bu enişte yok bir köyüm. Kumarhane enişte doğdu Mehmet. Masayı boşaltın. Hoş geldiniz beyler. Lütfen masayı boşaltabilir misiniz? Abi hoş geldin. Hoş bulduk çakırım. Abi keşke haber verseydiniz. Hazırlığımız olurdu. Mekan benim mekanım çakırım. Ne hazırlığı? Eyvallah. Şöyle geçelim rahat ederiz. Nasıl gidiyor işler? Buyurun. Kendi yağımızda kavruluyoruz abi. En güzeli kendi yağında kavrulmak çakırım. Fazlasına tamah etmemek lazım. Buyurun beyefendi, fişleriniz bol şans. Sağ ol, teşekkürler. Tuncay tamah etti, ne oldu? Canını zor kurtardı. Ya, duydum abi. Tuncay bürokrat adam, dengeleri gözeten adam. Ama bir yerde tamah etti, zehmin içine gitti. Kendisini ateşin içine attı. Abi bu zehem nedir? Bu iş yüzünden daha kaç kişinin canı yanacak? Kayınpederin nasıl? Nazia'ya hürmetim büyüktür. Çok desteğini gördüm. Abiliğini gördüm. Ama yaşlandıkça huy değiştiriyor. Eskiden Ziya abi hem kazanır hem kazandırırdı. Şimdi bir iş yaptı. Ne kazandığı belli ne kazandırdı. Eskiden Ziya abi her işini aşikarane yapardı. Şimdi yaptığı işi, kurduğu sehemi gizlediği gibi herkesi sorumlu tutup ortadan kaldırmaya başladı. Ben eskiden de kayınpederimle ortak iş yapmıyordum. Şimdi de yapmıyorum. Hala da ne işe girdiğini bilmiyorum. Birisi söyleyecek de olsa kulağımı kapatırım duymam. İyi yapıyorsun da çakırım. Kulağını kapatsan da gözünü açık tutmayı unutma. Kayınpederin bu Şevko'nun öldürülmesinden sonra sana sefirlik teklif etti mi? Bir şeyler söyledi. Konseyde de bir şeyler söyledi. Ben seni önerince Çakır daha dünkü çocuk deyip kestirip attı. Kafamın almadığı şey orada Tuncay'ı önerdi. Burada Tuncay'ı vurdurttu. Vardır bir bildiği herhalde. Bak Çakır'ım, seni severim. Üstelik kayınpederinden ötürü değil, seni sen olduğun için severim. İsterim ki çok büyük paralar kazanasın. Çok büyük yerlere gelesin. Ama abin olarak sana nasihatim, gözünü de kulağını da dört aç. Duyduğuna inanma, gördüğüne aldanma. Şevko meselesinde senin ismin, resmin ortaya atıldı. Tuncay meselesinde de öyle olacak. Kayınpederine dikkat et. Benim bildiğim Lazia yerine varis bırakmaz. Ben babamdan almadığımı kimseden almam. Babamdan da kalan onurudur. Allah leke sürdürmesin. Ben kumar oynamam çakırım. Ama senin şansına kırmızı. Yedi kırmızı. Ben hep şansından yana olurum. Dayı. Ya çok şanslı adammışsın. Sana kan veren kadını bir görecektin. Bir damla kanı için her şeyini verirdin. Kurşun yedim canım yanmadı. Senin bu lafın canımı yaktı. Niye dayı? Kötü bir şey mi söyledim? Daha temiz kanı bu alemde kimden bulacaktık da verecektik? Ah.
Bu da hepsinden çok canımı yaktı. Hı. Neyse dayı, sen iyileş de hele. Kuşanırız fişekleri. Önümüze çıkan kanı bozuğu devirir geçeriz. Ha? Böyle konuş canımı ye. Benim üzüldüğüm o değil de dayı. Bir daha maden suyu içemeyecek misin? Onu üzüldüm. Kim demiş? Az önce kontrole gelen doktor bayan söyledi. Gitsin kocasına lafını dinletsin. Karışmasın benim işime. Hı. Dayı ben baktım yüzüğü de yoktu. Yeter Polat, şiştim. İki satır da kurşunu sıkandan bahset. Çıkarandan bıktım usandım. Çıkarmaz olsalardı. Ya sen hasta bir adamsın. Dinlenmen lazım. Bak huri gibi hemşireler var, doktorlar var. Hadi. Hadi kalk git. Ben seni burada istemiyorum. Tabii. Baş başa kalacaksın değil mi? Allah'ım, yatağa düşmek değil. Bu çocuğun diline düşmek beni aciz etti. Allah kahretsin. Bütün bunlar niye benim başıma geldi? Ben ne yaptım sana Allah'ım? Ne olur yardım et. Bir çıkış yolu göster. Erkek olacak. Aslanlar gibi bir erkek olacak. Her şeyi alacağım ona. Bir istediğini iki etmeyeceğim. Bir kez bile ağlatmayacağım. Vurmayacağım. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın ben lan? Şey ne zaman yaptın lan bunu? Baba! Baba! Kim çağırdı seni? Çık dışarı! Çık diyorum sana! Çık! Bir çık! Saniye. Sen de çık! Ölüsü olan bir gün ağlar, delisi olan her gün ağlar. Bir deli yüzünden çektiğimiz çileye bak. Ölüsü olan da her gün ağlıyor Ayşe Hanım. Gözü bir gün ağlıyor. Gönlü her gün ağlıyor. Kusura bakma Nazife Hanım. O anlamda söylemedim. Ali bizim de evladımızdı. Eren de bizim evladımız. Gözyaşımız da ortak, çilemiz de ortak. Kaderimiz ortak olmaz inşallah. Allah yavrumu bana bağışlasın. Ben Eren'imi kaybedersem yaşayamam. Allah'ın sizi imtihan edeceği şeylerle kendinizi sınamayın. Allah Eren'imizi bahtına bağışlasın. Amin. Amin. Kızlarım üşümeden ben üstlerine bir şeyler götürdüm. Eren onun elinde. Kim bilir ne yaptı hayvan zavallı kardeşime. Tam da akıl hastanesine atacak zamanı bulduk. Dışarıda olsaydı her halükarda konuştururduk. Ben onu konuşturabilirim. Canan, herif zır deli. Onun derdi benim. Onu konuşturabilirim. İşin ucunda ne olursa olsun onunla bir daha karşı karşıya gelmeni istemiyorum Canan. Elif bana bir şey yapmaz. Güya ben onun çocuğunun annesiyim. Ellerimle öldürmek istiyorum onu. Yarın hastaneye gideceğim ve Eren'in yerini öğreneceğim. Sakın böyle bir şey yapayım deme. Senin canını bir kez daha acıtmasına izin veremem. Niye zahmet ettiniz Ömer baba? İhtiyar kadınların yanından kaçmak için bahanem kızım. Ne zahmeti? Gelin de iş tokuş yapalım. Siz gençliğinizden biraz verin. Ben de neşemden size vereyim. İki ihtiyardan kaçtın, iki ihtiyarın yanına oturdun Ömer baba. Biz annemlerden daha yaşlıyız. İnsanların gençliği hayalleridir, umutlarıdır. İhtiyarlık gençliği geride bırakmak değil, umutsuzluğa düşmektir. Bir ömür ihtiyarlamak istemiyorsanız umudunuzu hiç kaybetmeyin benim güzel kızlarım.
Buyur abi. Tuncay'ı kim vurdu Orhan? Hiçbir şey duymadım abi. İhtiyarladın Orhan. Kulakların duymuyor artık. Damadınız yapmış olabilir mi abi? İşte Orhanlar böyle düşünsün isteyen bir yaptı Orhan. Sehmi kim kurduysa, Şevku'yu kim öldürdüyse Tuncay'ı da o vurmuştur. Peki kim bu adam abi? Kaç yıldır benim yanımdasın Orhan? 40 yılı geçti abi. 40 yıl. 40 yıldır hiç intikam mı almadan ağzımdan çıkan bir isim duydun mu Orhan? Duymadım abi. İhtiyarladın Orhan. 40 yıl seni yormuş. Hadi git dinlen. Peki abi. Orhan. Efendim abi. Torunlarım çok büyümüş Orhan. Sünnetimi de gelmediniz. Üzüldün mü canım? Üzüldüm ama babam boş ver. Ki isteğimiz günü onu göndereceğiz dede. Size geldi mi? Bir daha söyle bakayım lan dedene ne dedi? Ya baba ya. Söyle lan vallahi çıkarır yerim bak sonra. Babam sizi yollamadım dedi. Neyi? Ya uyumak istiyorum, yarın okulum var. Yeter artık, zorlama çocuğu. Zaten uykudan kaldırdın. İyi, yürü lan eşkıya. Hadi yat uyu bakalım, hadi. Ay be. Ulan sen o lafı Laz Ziya'ya yedirdin ya. Ben senin her yerini yerim lan. Gel götüreyim teyzeciğim ben seni, gel. Canım benim. Nesrin. Diyorum ki bir çocuk daha yapalım. Nereden çıktı şimdi? Ne gülüyorsun kızım, doğru söylüyorum. O da erkek olsun, benim tabiatımda olsun. Bu sefer sünnetten sonra harbiden göndereyim pilavlığını. Ha? Ay abi pilav milav. Sus kız, o senin bildiğin nohutlu pilavdan değil kızım. Babam sana da selam söyledi. İsterse türkü söylesin. Ben yedirmişim yedireceğim. Abi. Herhalde 10 sene sonra buraya torunlarıyla hasret gidermeye gelmedi. Herhalde. Meral'in burada olduğunu biliyor. Peki ne yapacak sence? Laz Ziya'nın ne yapacağını bir tek kendisi bilir. Buraya kadar gelmiş. Hepimize bir göz daha vermiş. Bana selam söylemiş. Söylediğin yalanı biliyorum demiş. Meral'i benim yerime öpün demiş. Meral'e ne yapacaksa öpmeden yapmayacak. Kapsamlı bir çalışma yaptık. Meselenin dünü olduğu gibi bugünü de var. Sadece Irak'taki Şiilerle sınırlı kalmadık. Tüm Orta Doğu'daki milli ve dini, legal ve illegal yapılanmaları ve Türkiye'nin bunlarla olan ve olması gereken ilişkilerini ortaya koyduk. Sağ olun Aslan Bey. Raporunuz başbakana sunulacak. Dolayısıyla hükümet politikasını etkileyecek. Umarım yararlanırlar. Yine İran'dan bir Ayetullah Irak'a gitmiş öyle mi? Evet. Irak İslam Devrimi Yüksek Konseyi Lideri Ayetullah El Hekim 23 yıl sonra Irak'a döndü. İran'da sürgündü. Irak'ta gücü var mı? Oldukça görkemli karşılandı. Sadece Basra'da 10 bini aşkın taraftarı yollara döküldü. Miting yapıldı. El Hekim burada yaptığı konuşmada Irak mutlaka yabancı unsurlardan arınmalı. Irak halkı Irak'ı yönetmelidir yani. Peki El Hekim yeni bir Hümeyni olabilir mi? Yeni bir Hümeyni olmaya çalışacaktır. Şiiler üzerinde etkili bir nüfuzu var. Yüksek Konsey'in askeri kanadı Bedir Tugaylarının komutanı Abdülaziz de kardeşi. Yani askeri gücü de var. Zaten önce kardeşini gönderdi. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra kendisi Irak'a gitti. Bu
Bedir Tugaylarının finansörü sadece İran. Bölgede her örgütü bir ya da birden fazla ülke finanse ediyor. Bedir Tugaylarının finansörü İran. Ama Amerika'nın da İsrail'in de finanse ettiği örgütler var. Sadece biz yokuz. Bu dosyada da bizim kimi desteklememize dair gereken bilgi mevcut. Neden Amerika ve İsrail'e bu kadar karşısınız? Ben sadece ülkemden yanayım. Siz de biliyorsunuz ki ülkelerin dostları yoktur. Çıkarları vardır. Ben savaş başladığında da aynı düşüncelere sahiptim. Şimdi de aynı noktadayım. Orta Doğu'ya girmek kolaydır. Ama burayı yönetmek ve yönetmekten vazgeçip çekip gitmek zordur. O bizim meselemiz değil. Biz nasılsa hep buradayız. İşte o yüzden tamamen bizim meselemiz. Bakın Ufuk Bey, 13 Mayıs gecesi Riyad'da patlayan bombalar yakında tüm Orta Doğu'da birer ikişer infilak etmeye başlayacaktır. Lübnan'daki radikal örgütler yeni duruma uygun olarak yeniden yapılanıyorlar. Bunların arkasında üçlü ittifak Amerika, İsrail ve İngiltere dışında her ülke var. Raporunuzda hangi ülkenin hangi örgüte ne yardım yaptığı da var mı? Ayrıntılarıyla var. Çalışmanız için tekrar teşekkür ederim. Sayın Müsteşarımın da size selamları var. Siz de selam söyleyin. Çok şükür. Ya dayı, bu serum tam bekar işi. Zahmet yok, külfet yok. Bir de böyle güzel bir hemşire hanım serumu taktı mı? Ne yemek arar insan, ne içmek. İnsanın kendine edeceği zahmet ne ola ki? Başkası külfet getirmesin. Ben kendi zahmetime razıyım Polat. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Dayı, niye kızın kalbini kırıyorsun ya? El alemin kalbini düşüreceğine... Dayının kalbini düşün. Gece rüyamda emmiyi gördüm. Hayırdır inşallah. Hayır, hayır. Sabah uyanınca da bir hadis aklıma geldi. Sene 88. Emmiyi adliye çıkışı kurşunlamışlar. Bismillah. Tam buradan girmiş kurşun, sırtından çıkmış. Ben derdimden delilenmişim. Kim yaptı bu kahpeliği diye. Rahmetli gözlerini açtı. Sağ ol. Bir haber var mı Seyfo? Kimin işi belli değil emmi. Kahpelik gizli yapılır, gizli kalmaz Seyfo. Niye emmi? Kahpe... Kahpeliği nasıl yapmış diye görmeye gelir de ondan yeğenim. Kahpe adam duramaz. Akbaba gibi. Yaralının üstüne döner durur. Kim bu akbaba emmi? İlk geçmiş olsuna kim geldiyse o. Tuncay. Biz o deveye ne iyilik yaptık ki? Bize kahpelikle mukabele etti. Ne iyilik yaptığını bilmiyorum ama... Kahpeliği karşılıksız kalmadı. Sen mi bir şey yaptın? Bana fırsat kalmadı. Ne olmuş? Otomatik silahlarla taranmış. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Oh, çok şükür. Alacaklı olmayı hiç sevmem. Dokunulur olduk abidin. Dokunulur. Vücuda giren orucu bozar. Vücuttan çıkan abdesti bozar. Abdestsizler orucumuzu bozdu abidim. Biz okumuş, kültürlü, iyi aile terbiyesi almış, şerefli insanlarız. Bizim işimiz silahla, kurşunla değil, kalemle, kağıtla, parayla. Kalem kağıt için bizi vuracak adam yok. Para için de bizi vuracak adam yok. Biz herkesin işini yaparız. O zaman bu kurşunu niye yedik abidim? Seyfo meselesinin karşılığı olabilir mi abi? Her şey olabilir. Herkes olabilir.
Benim canımı sıkan da bu. Karşılık verecek miyiz abi? Abidin, depresyona girdin Abidin. İki kuruşun yedin, şirazen kaydı. Otur. Kime karşılık vereceğiz? Diyelim ki kurşunun adresi Seyfo. Kim onun için kurşun sıkmıştır? Polat. Karşımızda kimi buluruz? Çakır'ı. Dolayısıyla Lazia'yı. Savaşmasına savaşırız da. Nereye kadar vuracağız oğlum? Tombalacı durduk yere dikkat et diye beni uyardı. Diyelim ki o yaptırdı. Arkasında konsey var. Evet. Bütün bunlar bir tarafa. Ben olmasam Lazia silah kaçıramaz. Tombalacı kumar aletlerini geçiremez. Onu da geç. Allah korusun Abidin. Başıma bir şey gelse Tahtakale piyasası dumura uğrar. Doğru abi. Anlayacağım benim ölmem kimsenin işine yaramaz. Ama benim korkmam en tepedeki hariç hepsinin işine yarar. Uf. Bacağım sızlıyor Abidin. İltihap kapmış olmasın. Bakayım abi. Neye bakıyorsun lan? Doktora abi. İyi bak o zaman. Niye soruyorsun ki? Kahpe deve. Tamam da Can Polat. Her kahpeliğin bir sebebi vardır. Bu adam durduk yere niye Seyfo'yu vurdursun ya? Bunu Tuncay'dan öğrenmek lazım. O şimdi kendi canının derdine düşmüştür. Hayatta öğrenemeyiz. Ama bir ziyaretine gitmek lazım. Sakın ilk giden biz olmayalım. Olursak da üstümüze kalır. Ne güzel. Kuştan korkan darı ekmez. He? Nasılsa yapmasak da yaptı derler. Derler. Sen derler fıkrasını biliyor musun lan Memati? Kayıkçı hikayesi mi abi? Lan sen de mi bindin oğlum yoksa sandala? Kırıcı oluyorsun abi. Yok canım asıl kayıkçı Memati. Vay. Sandalcı. Kayıkçı. Çocuklar ben altı kişiydi Ömer baba. Aa ben koyayım. Biliyorsun bir de hali çelimsiz bir şeydi o zamanlar. Sağ ol. Daha doğrusu ben öyle zannediyorum. Çıkmayalım, belaya bulaşmayalım Hikmet'le de önce. Ben çocukların ettiği lafları duyuyorum. Delilenmişim. Korkak morkak diyorlar Ömer baba. Sen gelme. Ben tek başıma giderim dedi. Yüzüme baktı ben. Gülümsedi. Kuştan korkan darı ekmez dedi. Senden duymuş o lafı. Yoksa kendine ait öyle bir esaslı lafı yoktu. Bir attık kendimizi dışarı. Yer misin yemez misin? Bir kamyon dayak yedik. Ağzımızı burnumuzu kırdılar. Ama üç kişi de onlardan yıktık. O günü benim sırt sırta verişim var ya Ömer baba. Devletle millet öyle sırt sırta verse bir kamyon dayak yer ama üçünü beşini de yıkar. Evladım, devlet millet için kafa göz yarsanız bir şey demeyeceğim de. Şu arka mahallenin kızları için yaptığım pansumanı bir ben bilirim bir de Allah. İyi ya Nazife Hanım. Dün arka mahallenin kızını savunan iki çocuk gün gelir kendi memleketinin anasını, bacısını, namusunu savunur. Sokakta öğreniliyor bu işler Nazife Hanım. Ana kucağında değil. Güzel söylüyorsun da Hikmet evladım. Şimdiki savaşlar sopayla yumrukla yapılmıyor. Akılla, siyasetle yapılıyor. Biz Ali'mizi boşuna mı diplomat yaptık? Eyvallah Ömer baba. O devletti, ben millet. Sonra derin devlet. Neyse, yerim dar. Ben kalkayım da Hikmet abinin yeri genişlesin. Gidiyor musun kızım? Evet anne. Bir haber alırsan bizi merakta bırakma. Tamam anne. Elif, ben biraz sahilde dolaşmak istiyorum. Beni de aşağı bırakır mısın? Bir süre daha evden çıkma sancağına. Elif, adam içeride, korkacak bir şey yok. Hem iyi gelecek bana. İyi. Beğendin mi yaptığını Hikmet oğlum? Bak güzel kızlarımı kaçırdın. Niye kaçırayım Ömer baba? O zaman da sırt sırta vermemizi sağlayan kızlardı. Şimdi de onlar. Allah bacılarımı esirgesin. Amin. Görüşürüz. Güle güle. Eskiden mapushaneden çıkamıyorduk. Şimdi de hastaneden çıkamaz olduk. Hastanedense mapushaneyi tercih ederim.
Ben ikisindense kabri tercih ederim kardeşim. Bu tombalacının adamı değil mi lan Memati? Evet abi. Geç kaldık Çakır. Abi nasılsın? İyiyim Çakır'ım. Geçmiş olsuna geldik. Eyvallah abi, biz de. İçeride çok kalıp yormayın adam. Bir şey yok ama sarsılmış. Biraz da biz sarsan. Buyurun. Abi büyük geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Eksik olmayın. Dostlarımız bizi yalnız bırakmadı. Mehmet abiyle kapıda rastlaştık. Sağ olsun. İlk gelen o oldu. Seyfo nasıl? İyi mi? O da tehlikeyi atlattı çok şükür. Etme bulma dünyası da Çakır'ım. Kime ne ettik, kimden ne bulduk anlamış değilim. Anlaşılır gibi değil abi. Banyoya mı giriyorsun abla? Hı hı. Kahve yapacaktım. 10 dakika sonra karşılıklı içeriz gülüm. Peki, içeriz abla. İnşallah içeriz. O küçük defteri bana ver. Hadi, hadi. Ders mi çalışıyorsunuz? Evet teyze. Ben çok sıkıldım teyze. Sıkılmak yok tatlım. Bak, süper bir karne hediyesi alacağım, tamam mı? Karşılıksız hiçbir şey yok mu bu dünyada? Var. Neymiş o? Evet teyze. Sizi çok sevmem. Hadi bakalım, siz çalışın. Açıldı, ben gidip bakayım. Otur şuraya, ödevimi bitir. Avukatsınız demek. Evet. İyi. Siz ne iş yapıyorsunuz? İç mimarım. Ama abimle çalışıyorum. İyi. Çok gecikirler mi? Belli olmaz. Polat'la birlikte mi çıkmışlar acaba? Siz nereden tanıyorsunuz Polat'ı? Arkadaşım. İyi. Seyf abinin durumu nasıl, bir bilginiz var mı? Yoğun bakımdan çıktı. Durumu iyi. İyi. Çok üzülmüştüm başına gelenlere. Polat mı söyledi olanları? Yok, ben o sırada oradaydım zaten. İyi. Hoş geldin avukat hanım. Hoş bulduk. Ne haber Derya? İyiyim, ne haber Derya? Nasılsın Elif? İyiyim abi. Bir haber var mı? Yok, sizde? Ya sen niye oturdun? Yoruldum. Ne yorulması? Gencecik adamsın ya. Kalk, daha çok işimiz var. Ya ne işimiz var? Bırak da 2 dakika soluklanalım da. Daha hastaneye gideceğiz. Seyfo'ya akşam gideriz. Dayıya değil, deliye. Aman, aman Allah'ını seversen beni oraya götürme de ne yaparsan yap. İyi, sen dinlen o zaman. Ama gelmesen de derler. Ne derler?
Milletin az torba değil ki derler. Doğru söylüyorsun. Ulan hiçbir şey demeseler deli deliden korktu derler. Erdal'a mı gidiyoruz? Hı-hı, evet. Ona bir sır vereceğim. O da bize Eren'in yerini söyleyecek. Erdal kim? Eren kim? Nereye gidiyorsunuz? Tımarhaneye der ya. Deniz manzaralı oda bakmaya. Sana da yer ayırtalım mı? Asma suratını. Bugün abini, yarın seni götüreceğim. Ukala. Buraya kimsenin avukatı gelmez. Niye gelsin ki? Kimsenin ehliyeti yok ki. Hayırdır? İşleriyle ilgili bir iki şey var. Onları halledeceğim. Bu sizin Erdal Bey. Hakikaten arızalı adam. Ben çok adam gördüm. Adamın harbiden trigger kayış kopmuş. Allah'tan torpili büyük. Ben geleyim, yalnız mı görüşeceksiniz? Siz kapının önünde durun. İki üç şey söyleyip hemen çıkacağım. Siz bilirsiniz. Canan. Merhaba. Hoş geldin. Gel. Beni şaşırttın. Nasılsın? İyiyim. Otursana. Asıl sen nasılsın? Üzgün. Niye? Böyle olmasını istemezdim. Sakın bana çocuğumuza bir şey olduğunu söyleme. Yok. O iyi. Çok korktum. Erdal, çocuk senin için ne kadar önemliyse Eren de benim için o kadar önemli. Biliyorum hayat. O yüzden sakladım. Nereye sakladın? Hayatını kurtardım. Biliyorsun karıştığı skandalları. Saklamasam öldüreceklerdi çocuğu. Erdal, nereye sakladın? Merak etme. Kimse bulamaz, güvende. Erdal, sen buradasın. Çocukla ilgilenen yoktur. Belki bir şeye ihtiyacı vardır. Yok yok. Her şeyi var. Senin artık kendini yormaman lazım. Canım acıyor, dokunmasan. Aldırdın mı yoksa çocuğumu? Canan, bana doğruyu söyle. Açın. Gel. Kapıyı açın. Gel buraya. Allah senin belanı versin. İnşallah buradan hiç çıkmazsın. Çıkacağım Canan. En kısa zamanda çıkacağım. Önce o depoyu, o çocuğa mezar yapacağım. Sonra da... Kişi. Canan. Canan dedim. Canan, bana bunu yapma. Çıkar beni buradan. Gitme. Lütfen gitme. Çocuğumu benden götürme. Gitme. İmdat! Kimse yok mu? Kahretsin! 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 Gidiyorum. Siz bekleyin. Nasıl gireceksin içeriye? Buluruz bir yolunu. O deli sana hiçbir şey söylemez. Boşuna gidiyorsun. Merak etmeyin siz. Can Polat bak. Çıkmayacaksan içeri girmem, baştan söyleyeyim bak ha. Girdiğim gibi çıkarım, korkma. Bir şey olursa da Elif beni kurtarır. O kadar da değil. Ben girmesem de Memati'yi yollarım. Memati, siz arka kapıyı tutun. 2-3 saate kadar çıkacaktır. Sakın gözden kaçırmayın. Tamam. Buyur, kime bakmıştınız? Erdal Kömürcü. Olmaz kardeşim, alamam içeri, yasak.
Yasak dediğin kaç para sen onu söyle. Abi başım belaya girer. Girmez girmez. Abi adam deli. Oğlum bu kadar parayı başhekime versem herifi alır giderdim ya. Peki abi. Aman abi kimse görmeden girip çıkalım. Abi herif 46 numara tırlak. Demin avukatı geldi. Kadıncağıza saldırdı. Arkasından da yalvardı. Canan Canan diye. Bir şey yaptı mı kızı? Yok abi hemen çıkardı. Abi ben buradayım kapıyı kilitlemeyeceğim. Ne işin var burada senin? Konuşmaya geldim. Git buradan. Eren nerede? Bilmiyorum. Nereden bileyim? Peki Canan nerede? Bilmiyorum. Git buradan. Gelmedin mi buraya? Sana ne? Doğru, bana ne? Sen de onun meselesi. Sana bir sır verecektim ama madem merak etmiyorsun keyfin bilir. Sana Eren'i sor değil mi? Ne sırrıymış o? Tezgaha düştün koçum. Elif Canan'ı Eren'e yapmış. Seni de buraya attılar. Defol git. Canan Eren'den hamileymiş. Abi biraz daha dinlenseydin. Biraz daha burada beklersek ölünce çok dinlenirim abiden. Allah gecinden versin abi. Amin. Uf, abiden o kafanı taktığın mevzu ne oldu? Hangisi abi? Oo abiden bey. Demek kafanızı taktığınız bir sürü mevzunuz var. Yok abi anlayamadım o açıdan. Başlatma açısından abiden. O Erdal mikrobunun sakladığı çocuğu oradan al. Tamam abi. Sağlam, bildiğin bir yere götür. Sakın başına bir hal gelmesin. O çocuk bana her halükarda lazım. Tamam abi. Az kalsın unutuyordum. Açılmış. Anne çalıştım. Hmm. Anne oğluna bir şey söyle. Ödevlerini bitirmiyor. Bir saattir banyodasın. Hiç ilgilenmiyorsun ki oğlunla. Allah Allah. Sana hesap mı vereceğiz küçük hanım? Hem siz niye odanızda çalışmıyorsunuz bakayım? Anne odamdaki televizyon bozuk. Teyzeniz nerede? Burada değil. Anne evden kaçtı. Ben kapının sesini dedim ama ablam bakmama izin vermedi. Bu çizgi filmler seni hep böyle yapıyor. Hadi bakalım ödevinin başına hadi. Meral. Meral. Burada biraz durur musunuz? Abla birini mi bekliyoruz? Abla? Gidelim.
Nasıl oldu dişin? İyi. Annemin bugün canı çok yandı. Çok ağladı. Doktor amca göz yaşlarını sildi. Öyle mi? Ben yemeğimi bitirdim. Kalkabilir miyim? Otur. Ben doydum. Tabağını bitir. Yemeyeceğim. Abi, Meral Hanım geldi. Ne yapmamı emredersiniz? İçeri al. İşte karşındayım. Ne yapacaksan yap. Ama bana yap. Benim yüzümden başkalarının canının yanmasını istemiyorum. Canımı alacaksan al. Senden korkmuyorum. Annene ne kadar çok benziyorsun. Allah kahretsin. Ne oldu? Meral evden kaçmış. Nereye kaybolmuş? Ne bileyim. Bu deli buradan kaçacağına bizim deli evden kaçmış. İstersen sen git. Gideyim de ne yapayım? Sokak sokak Meral'i mi arayayım? Ya Seyfo dayı ziyarete gitmiştir ya da babasına res çekmeye. Allah, iki rahmetten biri. Sizi de işinizden alıkoyduk. Yapacak daha iyi bir işim yok. O tarafa da gitsem orada deli kovalayacağım. O değil, evin delisine kızıp elin delisini geberteceğim şimdi. Çıkmayacak galiba. Çıkacak. Sen de beni delirteceksin Can Polat ha. Delinin ipiyle kuyuya inmişsin, bekliyorsun çıkacak çıkacak. Nereden çıkacak? İddiaya giriyor musun 300 dolarına? Niye 300? Seyfo dayının kapısını yaptıracağım. Size buranın havası yaramadı bence. Mümkün değil Erdal Bey. Size geldiğinize de söylemiştim. Bir süre buradan hiçbir yere çıkamazsınız. Sadece birkaç saatliğine. Kimse fark etmeden çıkıp geleceğim. Tuncay Bey'in de talimatı var. Burada kalmanız gerekiyor. Lütfen sıkın dişiniz biraz. Sizi zor durumda bırakmak istemem. Ama inanın acil. Tuncay abinin de haberi var. Peki, ben Tuncay Bey'i ararım. Bir mahsur görmezse sizi iki saatliğine bırakırım. Peki, ben odamdayım. Beni bugünlere getiren sizsiniz. Müsteşarlık yaparken ufkumu açtınız, yolumu açtınız. Bana destek oldunuz. Mütevazı bir memurken dört başı mamur bir iş adamı oldum. Sayenizde ülkenin bütün gümrüklerini kontrol altında tutuyorum. Herkesin iş yapmasına olanak sağlıyorum. Özellikle sizin hamiliğinizde olan insanlara özel imtiyazlar sağlıyorum.
Ve bütün bunları silah kullanmadan, kağıt kalemle yönetiyorum. Bugün başıma gelenlere bakın. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Bulunduğun yerden memnunum. Yaptığın hizmetlerden memnunum. Bugüne kadar seninle ilgili herhangi bir sıkıntı bana aksetmedi. Başına gelen hadiseye gerçekten üzüldüm. Bunu yapanların cezasız kalmasını istemem. Başınıza gelenlerin sebebinin sehem olduğunu düşünüyorum Tuncay Bey. Haklısınız. Ama yanlış bir şey yapmadım. Kim bana bir şey geçirmek üzere bir şey vaat ederse kabul ederim. Bu ticaretin kuralıdır. Kaldı ki bu işi getiren sizin İstanbul sefirinizdi. Ben bu eylemin niye yapıldığından çok, kim tarafından gerçekleştirildiğiyle ilgileniyorum. Benim kanaatim size kurşun sıkan, Şevko'yu öldürenle aynı. Araştırmalarımdan bir yere varamasam da tecrübelerim bana bu ismin Çakır olduğunu söylüyor. Tuncay'ıma yapılan bu saldırının karşılıksız kalmasını istemiyorum. Çakır senin hiyerarşinde. Gereken gözdağı verilsin. Emredersiniz efendim. Teşekkür ederim efendim. Her zaman emrinizdeyim. Sorunsuz çalıştığım insanların sorunsuz yaşamasını isterim. Teveccühünüz efendim. Ben Çakır'ın yaptığı kanaatinde değilim. Ben de. Büyük devletler küçük devletleri nasıl yönetir biliyorsun Kılıç. Krizle. Altta daima kriz olacak ki üst daima kurtarıcı olarak görülsün. Kapsamlı bir çalışma. Sizin elde edemeyeceğiniz bilgiler var burada. Hatta bizim bile kurum olarak elde etmekte zorlandığımız bilgiler. Örgüt bağlantıları her iki ülkenin de çıkarı için çok önemli. Ben dikkatlice inceledim. Şaşırtıcı isimlerle belgeler var. Çok güzel. Bize yapmış olduğunuz dostluğun karşılığı yok. Ama biz İsviçre'deki hesabınıza hayatınızı güvence altına alacak miktarda parayı yatırdık. Teşekkür ederim. Allah kahretsin. Göztepek yuvasından çıktı. Bu dosya bizim için çok önemli. Gerçekten. Her zaman hiçbir şey değil. Biz de sizi her zaman kollayacağız. Ne yapıyorsunuz dışarı. Siz? Neler oluyor burada? Kimsiniz? Aslan Bey. Sorgulanmak üzere KGT'nin misafirisiniz. Bana dokunamazsınız. Diplomatik dokunulmazlığım var. İstediğime dokunurum. Ama şimdi değil. Nereye götürüyorsunuz beni? Korkma, sadece prosedürü yerine getirecekler.
Nasılsınız Erdal Bey? Daha iyi, sağ olun. Rutin bir kontrol için nabzınızı ve tansiyonunuzu ölçmem gerekiyor. Tabii ki, işinizi yapın. ...54. Çok sakinsiniz. Öyleyim. Sus, sakın sesini çıkarma. Sus dedim sana. Hemşire hanım. Hemşire hanım. İyi misiniz? Doktor çağırın. Kapıyı açın. Hemşire hanım bayıldı. Çabuk doktor çağırın. Hemşire hanım. Hemşire hanım. Takip et. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Allah sonumuzu ayırdı. Burada da değilse dosyasında bulunmayan başka bir depo kiraladı demek ki. Eren. Eren burada mısın? Eren. Eren burada mısın? Sakın durma, düz devam et. Siz değilin. O burada. Demek arşivinde buluşmaya geldin ha? İkinizi de buraya gömeceğim. Önce aşığınız polisini geberteceğim. Karnındaki piçini geberteceğim. Allah'ım ne olur kardeşim burada olsun. Başı gövdesinde olsun, yerin üstünde olsun buluruz. Bu Canan'ın arabası değil mi? Evet o. Ne işi var? Burada kal. Eren! Yukarıdalar mı? Temiz yukarı. Canan! Avukat buraya gel. Bir burada dakika. Dur. Dur bir dakika ya. Orada temiz, var temiz. Canan!